Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Truck Simulator Ultimate oynayacağız ve gördüğünüz gibi oyuna yeni bir güncelleme geldi. Bomba bir güncelleme arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim. DLC araçları için drift modu geldi. Bu DLC araçları nedir? İşte BMW, Tofaş, M5 vardı biliyorsunuz. Onlarla artık drift yapabileceğiz. Özel bir tuş geldi. Daha sonra yine DLC diye okunan, DLC diyorum ben. Araçlar için kamera hız efekti ve sinematik kamera özellikleri gelmiş arkadaşlar. Ve en çok istediğimiz, bir önceki videoda çok bahsetmiştik. Araçlarda kontrol ayarı olmalı diye karaç kontrolü için hassasiyet ayarı gelmiş. Bunu kesinlikle denememiz lazım. Daha sonra bakın araçlara cam suyu özelliği gelmiş. Silecek tuşuna basılı tutunca cam suyu çalışacak ve öyle sileceklerimizi çalıştıracağız. Bu çok güzel olmuş. Gaza basınca aracın otomatik çalışması, aynı otobüs simülatöründeki özellik gelmiş. Ve yine hata düzeltmeleri ve performans diyor, trafik araçlarında geliştirilmiş. AI diyor, işte bu AI nedir? İşte yolda giderken ne bileyim dönüşü, siz sinyal ve selektör yapınca sağa geçmesi, korna çalınca sinyal verip sağa geçmesi gibi bu tarz daha geliştirilmiş bir şeyler yapmışlar. Ne olmuş bilmiyorum. Ve hata düzeltmeleri ve teknik iyileştirmeler gelmiş. Bunun yanı sıra oyuna bir tane yeni araç eklendi. Tabi indireceğiz, parayla açacağız ama bugün değil. Traktör eklendi arkadaşlar. Oyunda artık traktör kullanabileceğiz. New Holland'ın bir traktörü eklendi. Onu başka bir videoya bırakacağım. Bugün yine biz bir tırımızı alacağız. Cam suyunu deneriz. Diğer özellikleri deneriz. Bir hassasiyet ayarını deneriz. Ve yeni güncelleme güzelce test etmiş olur. Başka bir videoda drift yapacağız. DLC araçlarıyla. Başka bir videoda ise traktörü deneyeceğiz. 3 tane farklı farklı video yapmış olacağız. Traktörü falan sonraya bırakıyorum. Bugün kariyer moda giriyorum abi. Bir bakalım şu cam suyunu falan. Şurada bir tane sandığımız var. Sandığımızı bir açalım içinden. Bakalım. BMC Pro geldi arkadaşlar. 4 tane kartı oldu bunun da. Yakında BMC Pro'yu beleşe açacağız. Şimdi abi ne yapıyoruz biz? İşe gideceğiz. Bir iş alacağız. Ama şöyle bir ne yapsak? Türkiye'deyiz. Azerbaycan ofisimiz vardı. Bir de orada kullanmayacağız. Bugün Türkiye'de kullanacağız. Ama tabii yurt dışına da gidebiliyoruz zaten. Abi biz bugün Türkiye içi bir iş yapalım arkadaşlar. Şimdi ne götürelim? Canlı hayvan var. Böyle hiç götürmediğimiz farklı bir şeyler var mı? Mühimmat falan var mesela, canlı hayvan, et, askeri araç var. Tamam hadi bunu yapalım. Bodrum'dan Burdur'a askeri araç taşıyalım arkadaşlar. Zaten 320 km kısa bir yolculuk olacak zaten. Şu an için 9250 lira teklif verdim. Bende kalırsa Bodrum'dan Burdur'a gideceğiz arkadaşlar. Ben teklifimi vereyim de abi, ne olur ne olmaz. Bu iş biraz uzun sürecek. Bayağı bir teklif var. Çünkü iyi para veriyor, yol kısa, askeri araç taşınıyor, herkese taşımak istiyor farklı dorse vesaire ve yük olsun diye. Şimdi biz onu kovalıyoruz. Abi şu an 8100 lirayla en iyi teklif bende, kalırsa götüreceğim. Bakalım. 323 km Bodrum'dan Burdur'a gideceğiz ve aracımız zaten çok kirli. Hemen cam suyunu deneyeceğiz, hassasiyet ayarını deneyeceğiz ve bakabileceğimiz diğer özelliklere bakacağız. Sizler de artık yorumlarınızı yaparsınız. Bir sonraki videoda BMW ya da işte Tofaş ya da Mercedes'le drift yapmaya çalışacağız. Drift modu geldi biliyorsunuz. Bir sonraki videoda ise artık traktörümüzü alacağız arkadaşlar. Traktörle de bir neler yaparız bilmiyorum. Traktör gelmiş abi oyuna. Traktörümüzü kullanacağız. New Holland'ın sanırım bir T6 model traktörü gelmiş. Kullanacağız. Yeni yeni modlar geliyor. Güzel oldu bu. Ama birazcık harita modları gelmesi lazım. Harita modları gelmesi lazım abi kesinlikle. Bize harita lazım. Farklı yollar lazım. İş bizde kalıyor sanırım. 11 teklif var. En çok teklif verilen iş bu oldu. 323 kilometrelik Bodrum Burdur yolculuğu başlayacak. Askeri araç taşıyacağız arkadaşlar Actros ile. Şimdi hemen ben sabah diyorum, açık hava diyorum, oyna diyelim abi. Ve yükümüzü taşıyacağız. Askeri araç. 2 tane kamyon taşıyacağız. Unimog taşıyacağız sanırım. Unimogları böyle güzelce devirmeden götürelim. Bir gelsin abi. Şeyi merak ediyorum. Cam suyu özelliğini merak ediyorum. Kesinlikle çok merak ediyorum. Yükümüz güzel. 2 tane kamyonumuz. Şimdi neydi? Gaza basınca araç çalışıyor. Çalıştı abi. Güzel. Bu özelliği denemiş olduk. Şimdi abi ben şuradan bir sireni açayım. Tamam mı? Farlarımı
Açayım abi. Şu ışığı da açayım. Şimdi neyi deneyeceğiz abi? İyi bakın. Şimdi şu 360'a ben bir geleyim. Bakın şimdi abi. Ne demişlerdi cam suyu için? Şunu kapatsak silecek çıkıyor. Bakın abi şimdi. Cam suyu özelliğini deniyoruz. Buraya basıl tutuyorsunuz. Bakın. Suların fışkırdığını görebiliyorsunuz değil mi? Ama şöyle söyleyeyim. Yani efekt bence zayıf kalmış. Bir bakalım bir daha. Abi yani şu şural mouse'u görüyorsunuz. Şu ışıkların olduğu bir yerden su çıkıyor gibi gözüküyor. Ama yani çok da iyi değil yani. Biraz daha bakın. Suların fışkırdığını görüyorsunuz. Cam suyu çalışıyor arkadaşlar. Ama işte dediğim gibi birazcık daha böyle efektin güzel olması lazımdı. Ben daha iyi beklerdim. İçeriden bakalım. Bakın cam gibi olmuş abi. Bir de buradan fışkırtalım suyumuzu. Suyun zaten cam suyunun çalıştığını görüyorsunuz. Ama dediğim gibi biraz daha efektin bence iyi olması lazımdı. Ama sonuçta bir özellik gelmiş. Bence de iyi olmuş. Bir daha deneyelim abi. Bakın. Şu an için cam suyumuz çalışıyor. Güzel oldu, güzel. Ama efekte biraz iyileştirilme kesinlikle yapılması lazım abi. Şimdi diğer kameralara bunda geçemiyorsunuz. Hani vardı ya hız efekti, sinematik efekt falan. Onlar, o kameralar bu araçlarda yok arkadaşlar. Onlar nerede var? DLC, DLC araçlarında var. Ben biraz şu şeyimizi indireyim abi. Tamam. Bir dakika. Heh, böyle güzel. Şimdi abi hemen yükümüzü alalım. Nereye gidiyoruz? Bodrum'dan Burdur'a gidiyoruz abi. Yeni güncellemeyi bir test etmiş oluyoruz. Hassasiyet ayarı demiştik. Ona da bakacağız. Yükümüzü alalım bakalım abi. Hemen ona da bakacağız. Yeni güncellemede ne geldiyse test etmeye çalışacağız diyeceğim. Burada bir şeyler oluyor. Bir siyah siyah bir şeyler çıkıp çıkıp iniyor sağda solda. Bir grafiksel bir hata var gibi gözüküyor. Yükümüz çok güzel ama tırımız bir hayli kirli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tırımızı yıkarız. Şöyle bir bakın. Abi tır güzel, yükümüz gerçekten çok güzel. İsterseniz şimdi şeyi deneyelim abi. Bakın. Ayarlar menüsünde gördüğünüz gibi menü, bakın menünün soldaki şeffaflığına bakın. Şimdi bakın. Bu özellik gelmiş. Ben bunu minimum seviyede tutacağım. Kontrollerde gördüğünüz gibi bakın. Bu çok güzeldi. Bunun olması gerekiyordu. Kontrol normalde 1'deymiş. Gelin bir 3 yapalım. Bakın şimdi fark nasıl olacak? İzleyin abi. Baba direksiyonu görüyor musunuz? Abi o kadar hızlı dönüyor ki. Yani fırıldak gibi direksiyonumuz var şu an. Ama tabii kontrollerde iyi mi olur kötü mü olur dışarıdan bir bakacağım abi şimdi. Abi gerçekten şöyle söyleyeyim. Hareketi görüyorsunuz. Direksiyon inanılmaz hassas. Hemen abi azaltıp deneyeceğim bir de. 0.3 minimuma getirdim. Bakın şimdi. Abi direksiyon dönmüyor. Direksiyon dönmüyor bakın. İnanılmaz. Bu çok güzel. Biz bunu özellikle DLC araçlarda çok işimize yarayacak. Onu söyleyeyim. Ben biraz hassasiyeti 1.5'e getirdim. Orijinalde 1.0'dı. Abi güzel. Hatta bu bile hızlı abi. Bu bile hızlı. Hiç gerek yok. Ben 0.8 yapsam nasıl olur? Yani güzel. Bence gayet güzel abi. Gayet güzel. Sağdan çıkıyoruz. Abi arka tarafa çarpmadan aman abi. Bir dışarıdan bir bakalım. Gördüğünüz gibi askeri araç taşıyoruz. Burdur'a gidiyoruz arkadaşlar. Yeni güncellemeyi bugün test ediyoruz. Ne yaptık? Cam suyunu denedik. Gayet güzel. Yalnız bizim birazcık abi orijinal adamlar bir koyduysa vardır bir bildikleri. Biz bir de bırakalım. Diğer türlü biraz yavaş kaldı. Güncellemelerdeki durumları test ediyoruz. Önce cam suyuna baktık. Araç biraz zorlanıyor yavaşladığımız için. Cam suyu yalnız araç kalıyor abi. Şöyle söyleyeyim. Tamam güzel bir şey. Gerçekten güzel bir özellik ama şey yapılması lazım. Geliştirilmesi kesinlikle lazım. O cam suyunun efekti çok daha iyi olması lazım. Konumunun daha iyi yerde olması lazım. Sanki ışıkların içinden çıkıyor gibi oluyor. Daha iyi bir hale getirilmesi lazım arkadaşlar. Şeffaflık ayarını gördünüz. Denedik zaten. Hassasiyeti denedik. Diğerlerini, işte drift modu burada gözükmüyor. Orada burada bir tane drift modunun tuşu olması lazımdı. Çünkü DLC araç olmadığı için onu şu an göremiyorsunuz arkadaşlar. Onu da tabii ki sonraki videolarda kesinlikle yapacağız. Merakla ben de bekliyorum, nasıl bir şey denemedim ben de. Traktörü deneyeceğiz daha sonra. Biraz abi cam açayım. Sesi duyun.
Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Şu an için dönüşleri falan çok güzel aracın. Kontrol hassasiyetini özellikle Tofaş beğenirim. Mercedes'i çok merak ediyorum. Çünkü onlarda daha çok hissedeceğiz. Yani tırların zaten kontrolleri güzeldi arkadaşlar. Onlarda bir problemimiz yoktu ama bunun sanki ben 1-0 biraz az kaldı gibi ya. 1-2 arttırmam lazım diye düşünüyorum. Yani bana öyle geldi birazcık. Aman abi. Evet evet evet, kesinlikle biraz arttırmam lazım abi. Birazcık şey kalıyor, ağır kalıyor. Bir de yükümüz de ağır. Tamam tamam tamam, sıkıntı yok, kurtardık. Şu an için 247 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Evet şu an daha güzel oldu. Evet kesinlikle daha iyi oldu. Daha rahat dönebileceğim bundan sonra. Menülerin ve butonların şeffaflık ayarının gelmesine çok sevindim. Ben böyle çok fazla ekranda bir şey görmeyi sevmiyorum. Temiz bir oyun olması daha güzel. Oyunun işleyişini de etkiliyor bana kalırsa. Başka ne gelmişti? İşte şeyler vardı. Trafik araçlarında iyileştirme vardı. Onlarda neler olmuş? Yani şu an göremiyorum ama onlar da oynadıkça anlayacağız arkadaşlar. Şimdilik güzel bir güncelleme. Aman abi, araç sağ sol yapıyor. Çünkü inanılmaz ağır bir yükümüz var. Onu söyleyeyim. Öncelikle gerçekten çok ağır. Ama tırımızda güçlü Actros. Bu işi güzel bir şekilde başarırız. Ama birazcık tabii. Mesela o sola niye geçti? Ya onu anlamadım. Aa, araç yerin altına girdi, geri çıktı. Bir bakayım ne yapacak. Yine dörtlüğü yakmaya devam ediyor. Yani işte trafik araçlarına bir iyileştirme yapılmış. Ne yapıldığını işte oynadıkça göreceğiz arkadaşlar. Bak tır geliyor mesela. İyi, Allah'tan direkt böyle yola atlamadı. Sanki öyle atlıyorlardı gibi geldi. Direkt yola geçmedi. Rahatlıkla devam ediyoruz. Dışarıdan sürelim biraz. Abi şöyle bakın. Şey çok güzel. Ne derler ona? Askeri araçlar çok güzel. Bu tarz yükleri taşımayı seviyoruz zaten. Gerçekten güzel duruyor şöyle baktığınız zaman. Vallahi harika. Bizim şu an tek eksiğimiz bu oyunda ne? Hepinizin çok istediği gibi harita. Arkadaşlar kesinlikle şu artık harita modlarının gelmesi lazım DLC olarak. İndirelim, farklı yollarda oynayalım da bir tadını çıkaralım şu işin iyice. Abi şeye girecektim ya, araç yıkamaya girecektim. Unuttuk. Neyse. Sonraki zamanlara bırakalım ama yükümüz inanılmaz ağır. Araç çok güçlü ama yine de zorlanıyoruz arkadaşlar. Ne kadar güçlü olursa olsun sonuçta arkadaki yük, iki tane kocaman Unimog kamyon taşıyoruz. Askeri kamyon taşıyoruz. Aman abi. Aman abi. Dörtlüğü yaktım, vurma. Abi dörtlüğü yaktım. Adam hala orada bize artistlik yapıyor ya. Abi yol o kadar dar ki. Yani sıfır geçiyoruz dubalara yani. Az kaldı, vuracağız. Ya bariyere vuracağız ya dubalara vuracağız. Dubalara vurulmuyor herhalde de gerçi. Hadi abi selektör yapayım. Bak sinyal vereceğini gösteriyor. Dörtlü yakmıyor mesela. Normalde dörtlü yakmaz mıydı dönecek yerim yok gibisinden. Bak şimdi dörtlüye geçti. Abi biraz şey yapalım ya. Silecek suyunu bir kullanalım. Şu an görüyorsunuz. Malum oyundan atmadan dolayı grafikleri düşürdüğümüz için ondan da biraz su efektini tam anlayamayabiliriz. O da şimdi aklıma geldi gerçi. Ama yine de daha iyi yapılabilir. Yani bu kadar yapan onu da iyi yapması gerekirdi. Umarım yavaş yavaş onu da bir güzelleştirme, daha iyi hale getirme olur. Şu an çünkü biraz basit kalmış cam suyu. Öyle bir havadan bir su geliyor gibi duruyor. Onun da bir iyi olması lazım. Yapılacağına inanıyoruz. Bakalım göreceğiz ilerleyen zamanlarda abi. Soldan ben devam edeyim. Kontrol ayarı gerçekten çok ama çok iyi oldu. Çok merak ediyorum. O Mercedes falan çok sıkıntı yaşamıştık. Kullanabilecek miyiz? Ne bileyim, Tofaş'ta falan drift deneyeceğiz. Onlara da çok merak ediyorum. Sonraki videolarda dediğim gibi traktör tabii ki deneyeceğiz arkadaşlar, traktörümüzü de. Traktörle de ne yapacağız bilmiyorum. Dorsesi yok herhalde. Römork olsaydı römorkla çok güzel işler yapabilirdik ama polise bir eskisi gibi korna ve şey yapacağım. Abi polis mesela geçmiyor sahaya. Siren çalıyor hala.
Abi ben şu araya girmem lazım. Abi polis yol vermiyor arkadaşlar, öyle bir şey var. Polis kesinlikle yol vermedi. Bilmiyorum, belki öyle denk geldi. Ama şu an Bodrum'a gelmiş. Bodrum diyor, Burdur'a gelmek üzereyiz. Güzel bir yolculuk oldu. Ağır bir yükümüz vardı gerçekten. Ve yeni özellikleri de test etmeye çalıştık. Cam suyu, ne bileyim diğer şeyler. Saydığımız, biraz önce saydık aynı şeyleri. Ve aracımız oldukça kirli arkadaşlar. Tek sıkıntımız, aman abi oyundan atacak sanki. Gözünü seveyim atma. Abi sığamıyoruz ki. Sıkıştı tır. Kurtardım. Abi yanda otobüs varsa araç sığmıyor. Yükümüz çünkü çok ağır. Da geçin. Oyundan attı. Abi yok, oyundan atıyor yani. Neyse, Allah'tan her şeyi denedik ama şimdi ben ne yapayım yani. Oyundan atıyor arkadaşlar ya. Vallahi anlamıyorum ya. Ne yapacağız biz bu işi? Nasıl düzelecek gerçekten bilmiyorum. Ama atıyor. Maalesef atıyor arkadaşlar. Maalesef atıyor. Ayarlara bakın abi. Yüksekte oynuyormuşum. Gıcıklık değil mi? Bundan sonra fantastikte oynayacağım. Atıyorsa bari kaliteli şekilde atsın abi. Şöyle yapacağım hemen. Ben tekrar oyuna gireceğim. Fantastik ayarlarda şu cam suyuna bir bakalım. Malum oyun şeyde gitti zaten. Ne derler? Sefer boşa gitti. Şimdi ben bu fantastik ayarlarda bir deneme yapacağım arkadaşlar. Hemen hızlıca bir gireyim. Bir bakalım şu cam suyu efekti, acaba grafiğimiz bir tık, iki tık daha doğrusu düşük diye mi öyle gösteriyordu? Fantastik ayarlarda nasıl gösterecek? Beraber bir bakarız. Görüyorsunuz yani 15-16 dakika içerisinde oyundan attı maalesef. 300 kilometrelik yolu bile bitiremiyoruz. Yani bilmiyorum nasıl yapacağız abi, format mı atayım, ne yapayım? Format atsam ne olacak gibi ise, daha yeni atıldı zaten. Bir sürü emülatör deniyorum, yok olmuyor yani emülatörü. Ya Bullistex oynuyorum ben şu an. Bullistex diğerlerini denedim, o dediğiniz sizin bir sürü şey vardı zaten, söylemiştim denediğimi. Hepsini tek tek denedim, olmadı. En son Bullistex'i tekrar kaldıracağım, bir daha yükleyeceğim, oyunları sileceğim. Ama bu sefer bazı oyunların cloud ayarı yok, çöpe gidecek oyunlar, onu da istemiyorum. Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum ne olacak yani. Şimdilik oyundan atıyor, onu da söyleyeyim ya, oyundan atıyor maalesef arkadaşlar. Bir türlü bunu düzeltemedik. Şu bir gelsin, ondan sonra hemen bir girip şeye bakacağız sadece. Cam suyunun efektine bakacağız. Fantastik ayarlarda efektin görünümü nasıl? Ya, muhakkak çok iyi, hani yükseğe göre iyi ama tatmin edici mi, ona bakacağız arkadaşlar. Şimdilik 33 saniye kaldı. Bekleyelim abi. Bu arada biraz işlere falan bakarız. Kök birası diyor. Aydın Amasya Dimes taşıyıcı. Dimes'le gidiyor. Farklı bir iş var mı? Lüksiyat daha önce taşımıştık zaten biliyorsunuz. Abi canlı hayvan falan, bunları zaten taşıdık. Dondurulmuş börek. 95 km Amasya Tokat. Güzel, kısa bir yolculuk zaten. Gerçekte de 95 var mı? Var, evet. 95 ise o civarda zaten. Yüklerimiz var. Daha farklı yüklerin tabii ki gelmesi lazım. Şeyde doldu. Teklif bizde kaldı. 7920 lira verdik arkadaşlar. Ülker'in ürünü taşıyacağız. Hemen açık hava diyeyim. Bir başlayayım abi. Merak ettim. Fantastik ayarda cam suyu nasıl olacak? Ondan sonra bitireceğiz zaten. Yeni güncellemeleri bekleyeceğiz. Ama bizim öncelikle bu atma problemiyle alakalı problemimiz çok büyük arkadaşlar. Gerçekten çok büyük. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakacağız ama. Bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Şimdi abi bakın. Çalıştırayım. Şimdi öncelikle tırımızı 360'a ben bir geçeyim. Abi şimdi şöyle yaklaşıyorum. Bakın şimdi. Yok abi, çok da bir şey değişmiyor. Yani su gene çok güzel gözükmüyor. Yani eskisine göre tamam birazcık farklı ama kesinlikle bunun iyileştirilmesi lazım. Şu an daha iyi görüyorsunuzdur zaten. İyileştirilmesi lazım. Daha iyi hale getirilmesi lazım. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Umarım bir güncelleme gelir, şey olur. Onlar da iyileştirme olur. Oyundan atma problemleri düzelir ve biz de daha iyi bir şekilde oynarız. Bugünlük videonun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.